Ben kahve içeceğim. Kahve isteyen var mı? Ki abla sen hayır diyemezsin kahveye. Vallahi bu sefer diyeceğim. İstemiyorum, teşekkür ederim. Ha. Peki, tamam. Hayatım, 140 hedef diyoruz galiba. Yani o kadar uzun mu yaşayacağız? Bu aralar sağlığına çok dikkat ediyorsun. Ya baksana kahve bile içmedin. Hayırdır? Belki de başkasının sağlığına dikkat ediyorumdur. Bir dakika, nasıl yani? Zeynep... Siz? Sen ciddi misin? Ya senin bir şey söylesene. Ay ben kahveden vazgeçtim ya. Barmen pina colada önerdi, ben de hayır diyemedim. Duru da çok sever onu. Nerede onlar, onlara da söyleyelim. Ha, oradalar. Yok yok, rahatsız etmeyelim şimdi. Hallerine baksana. Zeynep. Hı. Nepal'de. Çok güzel. Katmandu'da Temel Meydanı'nda buldum. Çok genç bir tapınak rahibi satıyordu. Günlerdir bunu benden saklıyor muydun? Sen Nepal'den döneli bir ay oldu Ali. Evet, ne yapayım? Görünce çok hoşuma gitti. Tam senlik oldu bunun için. Hoppa. Tamam. Çok güzel oldu. Peki, tamam. İtiraf ediyorum. Sana daha iyi bir hediye bulamama ihtimalim yüzünden, ki zaten bulamadım, onu öyle bir köşeye gizledim işte. Siz bayağı gidiyorsunuz. Ben Duru'ya haber vereyim. Yok yok, hiç rahatsız etme onları. Hadi Sinan, gidelim biz. Sen iyi akşamlar dediğimizi söylersin, tamam? Ayrıca kitaplığın sağ çekmecesinde günlerce kapalı kutuda beklemeyi de hak etmiyordu. Bir dakika, bir dakika. Sen bunu buldun mu ya? Benim evim, öyle mi? Evet. Gizli saklı kapalı kutular ilgimi çekiyor işte. Bu. Kedi gibi meraklıysan demek. Bu her şeyi mi karıştırıyorsun demek bence? Ya kızacak mısın yoksa bana? Hem de bu gece. Yok canım. Sana kızmak yerine sürpriz yapmayı tercih ederdim. Bu fena oldu be böyle. Bence işte fena olmadı. Ayrıca bu bilekliği başka birinin bileğinde görmüş olsaydım, o zaman daha fena olurdu. Ve eğer bu gece bir sürpriz istiyorsan, işte. Benimle evlenir misin? Duru, şaka mı? Ne yapıyorsun? Lütfen. Soruma cevap vermedin. Duru, ayağa kalkar mısın? Lütfen diyorum. Hadi. Lütfen. Bu da benim çekmecemde sakladığım bir şeydi bunlardır. Ve dilimin ucundaydı. Bir türlü dilimin ucundan düşmedi. Ve... Duru, bunu burada keselim mi? Daha sonra konuşsak. Lütfen. Neden? Neden mi? Çünkü bu bambaşka bir gece. Senin doğum günün. Biz başka bir şey için buradayız. Yani senin yeni yaşını kutlamak yerine dediğim gibi sonra konuşalım. Yani benimle evlenmeyeceksin. Evet. Ama bunun seninle ilgisi yok. Ben... Sen kim olsa evlenmeyi düşünmüyordun. Sorun bende değil, sende. Diyelim. Ayrılalım. Duru, bunu büyütecek misin? Burada. Şunu eve gidince konuşacak. Ne konuşacağız? Benim sana söyleyebileceğim daha fazla, daha büyük, daha ileri ne olabilir? Benimle evlenir misinden daha büyük ne söyleyebilirim Ali?
Sanırım haklısın. Ayrılmam bize neyiz? En azından bunu kabul ettim. Sağ ol. Ben içeri gidiyorum. Dediğim gibi daha birkaç gün gecikti. O yüzden bir şey söylemedim sana. Peki yani hap kullanırken de böyle bir şey olabiliyor muymuş? Yani olabilirmiş. Çok sık rastlanan bir durum değilmiş ama olabilirmiş. Sen hissediyor musun peki? Yani hamile gibi hissediyor musun? Ya sadece tedbirli davranıyorum. Beklemek lazım. Tamam. Zeynep, ya böyle bir şey varsa, hı? Yani ya hamileysen? Hamileysem, düşündüğümden daha hızlı büyük bir aile olacağız demektir. Gel buraya gel. Bir çocuğumuz olsun istiyorum. Çocuklarımız. Yurttan bir çocuğun da ailemizden olmasını çok istiyorum Sinan. Bundan vazgeçmeyeceğim. Vazgeçmek mi? Yarın o kapıdan içeri birlikte gireceğiz. Anne nereye? İş aramaya gidiyorum. Nereye gideceğim? Kazan ne olacak? Ne olmuş o sana? Ateş var. Hasta. Çocuk dediğin ateşlenir zaten. Allah Allah. Dolapta bir şurup var. Ondan ver. Ya anne. Ay ne var anne anne? Ne kadar vereceğim? Bir kaşık ver işte tamam. Allah Allah. Kardeşime ben şimdi bir kaşık ilaç vereceğim. Sonra ilaçlık benim kardeşim. Ama bitmiş bu. Aysel teyze. Ay aman ne oldu yavrum? Ha? Hasan teyze, Hasan hastalandı. Ben bu ilaçla verecektim ama bitti. E o anan nerede? İşe gitti. Hasta çocuğu parmak kadar çocuğa emanet edip işe gitti öyle mi? Ama ben bakıyorum kardeşim ama şurup gitti. Tamam 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 sen üzülme kuzum benim tamam. Sen üzülme. Ben sana yardım edeceğim. Al sen bunu ben üstüme bir şey giyeyim hemen geliyorum. Ha. Bugün de sizi başka bir çocuğumuza tanıştıracağız. Ama önce eşinizi beklememiz lazım değil mi? Evet gelin şimdi yolda. Alper Bey sizi Zeynep Hanım'la tanıştıracağım. Başvurularını yaptılar. Yavaş yavaş çocuklarla tanışıyorlar. Dosyayı gördüm ama birkaç evrak eksik galiba. Ha, hazırlıyoruz bir yandan. Alper Bey, yeni müdür muavininiz. Hayırlı olsun. Sağ ol. İnşallah yakında bir yavrumuza aile olacaksınız. Kısmetse diyelim Sunan Hanım. Bu çocuklar bize emanet sonuçta. En doğru aileyi bulduğumuza emin olmalıyız değil mi? Yatakhane nöbet çizelgesi bekliyorum sizden. Müsaadenizi rica edeceğim. İyi olacak her şey.
Turna'nın yurttaki videosunu hatırlıyorum ben. Mutluydum. Mutlu olabilirdi. Hayatta olabilirdi. Unutamıyorum onu. Yani zaten unutmak da istemiyorum ama... korkuyorum bazen başka bir çocuğu sevebilecek miyim diye. Özür dilerim. Üzdüm seni de. Yok hayır. Senin yanında rahat konuşabiliyorum. Turnayla ilgili. Annemin yanında öyle değil. Dikkat etmem gerekiyor. Böyle bir geriliyor. Hatta Sinan bile. Biz üçümüz çok şey paylaştığımız için herhalde. Sen Sakar teyze olduğun için. Zeynep, geç kalmadın değil mi? Yok. Kusura bakmayın, beklettim sizi. Çok saçma bir trafik vardı. Çocuklar, onlar nerede? Geliyor şimdi Sinan ama. Sinan Bey de gelmiş. Sizi Zeliş'le tanıştırayım o zaman. Ben lavaboya kadar gideyim de yüzümü yıkayayım. Koridorun tamam. Solunda. Sağ bahçedeyiz bu arada. Tamam, teşekkür ederim. Buyurun. İyi mi? Nerede bu ya? Gel, gel yavrum, gel. Geç yavrum. Buyurun teyzeciğim. Yavrum, bizi aşağıdan gönderdiler. Vallahi kimle konuşacağımızı bilemedik biz. Al, bu çocuklar perişan. Tamam, gel sakin ol, bir otur önce, bir solukla. Hadi otur gel. Yavrum, şöyle sen. Gel ablacığım sen de. Oy. Onu niye yanında taşıyorsun öyle, ne o? Kardeşimin şurubu bitti. Daha doğrusu bitmiş. Ona ilaç içirmemiz gerekiyor. Ya vallahi bu çocukları gördükçe içim parçalanıyor. Evladım, ben bunların komşusuyum. Yardım etmeye çalışıyorum ama elimden gelen belli. Yani el kadar çocuk kardeşine sahip çıkmaya çalışıyor. Olacak şey mi bu? Bak, hastalanmış çocuk. Anne baba? Var. Var da yok say sen. Kedi köpek de ana oluyor. Analık böyle bir tamam, şey yavrum. Tamam. Tamam teyzeciğim. Ben bir çocukları revire yollayayım, öyle konuşalım seninle, olur mu? Olur. Alo. Hamdi'ye bir gelir misin? Sağ ol canım. Senin adın ne? Melek. Melek. Elime yer misin? Al kuzum. Al yavrum. Al, al ye. Al ısır. Çok seversin. Al bakalım. İçim parçalanıyor. Yavrum, bu böyle olmaz. Devletin sahip çıkması lazım bu çocuklara. Vallahi ben getirdim, teslim ettim size. Karışmam artık. İyi ettin. İyi ettin teyzeciğim de o işler öyle olmuyor. Prosedürü var bunun.
tırmışsınız. Evet. Benim kardeşimi çağırmadı çünkü çok akıllı. Hmm, bak sen. Ne bilsen? Hasan zaten hiç öyle yaramazlık yapmıyor. Bir şey sorabilir miyim kızım? Buyurun. Demin içeri götürdüğün kız çocuğuyla küçük kardeşi niye buradalar? Bebeğin ateşi varmış. Bilemeyip buraya getirmişler. Bakıyoruz biz de. İyi mi? İyi, bir sorun yok şu an. Yalnız mı gelmişler peki? İçeride biri var ama annesi galiba. Ha. Teşekkür ederim. Rica ederim. Zelişimiz gazeteci olmak istiyor. Duvar gazetemizde o çıkarıyor zaten. Ne güzel, ben de fotoğraf çekiyorum. Aa, çok güzel. Zeynep ablanın çalıştığı yerde de gazeteciler var. Yalnız ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani çok koşturuyorlar. Ben de koşarım. Ben hiç yorulmam ki. Bir gün ziyarete gelirsin belki beni, misafirim olursun. Tabii öğretmenin de izin verirse. Neden olmasın? Şimdi konuşurum müdürle, ayarlarız. Belki yarın bile gidebiliriz hatta. Şahane. Bence de şahane. Müdürüm, bir şey soracağım. Bu Zeynep Hanım adı çocuk kaçırma olayına karışan öğretmen değil mi? Yanılıyor muyum? Nereden çıktı bu şimdi? Zeynep Hanım temiz sabıka kaydı verdi. Hükmü ertelenmiş. 3 sene içinde adli bir meselesi de kalmayacak. Muhakkak öyledir de. Ben adını duyunca hatırladım, bir araştırdım. Kurumun istediği evraklar belli Alper Bey. Ailenin psikolojik değerlendirmesi de uygun olduğuna göre. Tabii siz daha iyi bilirsiniz. De konu kamuoyuna intikal ettiği için. Üstelik bir de kitap var Zeynep diye olayları anlatan, malumunuzdur. Yani ben konunun hassasiyeti açısından fikir beyan ettim. Selam ona da. Hemen abla. Başka numarası var mı annenin? Ne olacak şimdi? Yani bu çocuklar tövbe tövbe, o ana babaya teslim mi edilecek geri? Öyle olması gerekiyor teyzeciğim. Gerekli, lazım da bu Sabile'nin hayatı kurtulmaz gibi yavrum. Babasını bir arasana. Belki bir kulağını çekersin, iyi olur ha. Yok, açmaz şimdi. Cemiz abim meşguldür. Kardeşimle bana yemek getirmek için çok çalışıyor annemle. Asal teyze, biz de eve gidelim artık. Bak zaten Cebir'deki doktor abla da iyileştirdi. Ateşini düşürdü Hasan'ın. Bak zaten aşıda olmuş. Cemiz abim numarasını hatırlamıyorum ben zaten. Hadi ne olur gidelim. Ama annenle konuşacağım, tamam mı? Tamam, olur. Biz gidelim artık. Sağ ol güzel kızım. Gel yavrum, hadi kalk yavrum. Beyaz giyme söz olur, siyah giyme toz. Oh.
Mihirban'ı biliyor mu? Biliyordur herhalde. Turne murne de yapıyormuş. Kavuşmamız tez olur, salına da salına da gel. Ah be kızım. Nereden çıktı bu evlenip gitme işi? İyiydik böyle türkünü, sazlı sözlü. Sevdim be Aydar abi. Türkülerden biri de benim bağrımı yaktı işte. Hocam sen ne baktaydın? İlanı gördüm de bayan eleman aranıyormuş. Aydar abi. Bir bakacağım mı? Eleman için gelmiş abla. Dön dolaş yine bana gel. Buyur bacım. Bacım 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 ne bu ya? Herkes burada akraba gibi mi konuşuyor? Neyse. İlanı gördüm de iş arıyorum, tecrübeliyim. Doldururum bu masaları yani. İçtiririm de. Ama kons işi, ötesi yok. Söyleyeyim onu baştan. Anladım. Yalnız yanlış gelmiş. Burası pavyon değil, türkü var. Hem elemanı mutfağa alıyoruz. Mutfağa mı? Bir bulaşıkçı, bir mezeci lazım. Eğer elinden geliyorsa. Yani gelir aslında da. Ya bu ne kadar kötü söylüyor ya. Bunun farkında mısınız? Bunu mu dinliyorsunuz sabahtan beri? Seni benden alırlar, salına da salına da gel. Haydi yavrum. Cahildim dünyanın rengine kandım. Hayale aldandım, boşuna yandım. Seni ilelebet benimsin sandım. Ne diyorsun? İçki söylüyor kız. Sevdiğim zehirim sensin. Evelim sen oldun. Ahirim sensin. Necla iki güne ayrılıyor. Sonra boştayız. Temiz mekandır burası. Sıkıntı olmaz. Müşteri tip belli. Arada bir iki efkarlanan olur. Hepsi o. Pavyondan sonra huzur evi gibi geldi zaten. Yalnız haftada 6 gece iş var. Çoluk çocuk varsa sıkıntı olmasın. Yok. Çoluk çocuk var da sıkıntı yok yani. Asıl önemli olan konuşun. Ne kadar para vereceksin? Biz de hak geçmez. Zaten dükkanın boyu posu belli. Başlıyor da kutuda. Akşam herkes bölüşür. Yalnız geniş repertuar lazım. Belli ki bu konuda sen tecrübesizsin. Sonra seni zorlamasın. Yani türkü biliyorum. Bilmediğim de öğrenirim. Ne olacak? Öğrenir yani. Oralar sıkıntı değil zaten. Önemli olan olmayacaksa söyle, beni oyalama yani. İyi. Sen varım diyorsan ben de varım. Yarın sabah gel, Necla'yla çalışayım biraz. Eğer aklına yatarsa çık yarın akşam. Deneyelim, olur mu? Olur valla. Uyuyacağım bizim baba. Bak
Saat çok geç oldu hadi. Şule. Neredesin kız? Bir kere karşılan adamı be. Bir kere be. Anan nerede kız? Tuvalette. İyi. Ablam dur. Cengiz Bey evin yolunu bulmuş sonunda. Ne oldu? Kapının önüne mi koydu o cibriyetsiz karı seni? Ne diyorsun lan sen? Yedirmedi değil mi parasını? Yedirmez tabii. Çünkü herkes Şule değil. Herkes Şule kerizi değil ki. Kerizlik ya bendeki. Ne diyorsun kızım sen? Ha? Sen canına mı susadın lan? Sen canına susadın kızım. Sen canına tamam ablacığım tamam. Dur tamam tamam. Gel buraya ben seni katil olacağım. Paralayacağım ben. Pardon, bakar mısınız? Ben aynısından istiyorum bir tane daha. Veya daha sertinden olsun. Tamam mı? Duru'cum. Anladınız mı? Tamam. Duru'cum bekle. Bizimkiler de bitsin beraber isterdik. Ya hayır beklemek istemiyorum Merve. Yani beklemek hiçbir şey değiştirmiyor. Hayat devam ediyor. Yıllar geçiyor, zaman geçiyor. Sonra öyle kek gibi kalıyorsun beklediğin yerde. Kek yaptın. Sabah. Sak. Ya niye gelmiyor benim içkim? İçkimi istiyorum. Bırak mı acaba yavaş yavaş ya? Abi niye korkacakmışız? Bırak konumu. Ben daha hayatımın aşkını bulacağım. Duru'cum. Hadi ama yapma böyle. Bak herkes bize bakıyor. Bakıyor mu? Baksınlar. Ne güzel işte. Bak şu yakışıklı baksın bana. Şişt. O baksın bana. Şişt. Yakışıklı. Pardon. Dans edelim mi? Ne oluyor? Bilmiyorum. Problem yok. Ay tamam sevgilim ne yapmış yapmadık. Duru. Madem aşk yok o zaman içkimi verin bana. Şunu içeyim bari. Pardon ben size bir kahve ikram etsem. Olur. Ama beraber içeceksek olur kahveyi. Tamam. Ama sen sonra beni eve bırakacaksın çünkü... Söz mü? Söz mü? Tamam. Anlaştık o zaman. Duru çocuk işini yapmaya çalışıyor farkında mısın? Ya bir dakika, bir dakika. Ya ne işi bu? Hanımefendi ben buranın güvenliğinden sorumluyum. Tamam. Anladım. Sen güvenlikçisin. Benim eniştemin güvenlik şirketi var. Sen bunu biliyor muydun? Benim eniştem polis. Polis değildi aslında. Şey, komiserdi benim eskiden eniştem. Kim ki enişteniz? Sinan komiser. Sinan Duman. Sinan Demir. Demir. Sinan Demir benim eniştem. Ya? Ya? Sinan Demir. Niye gidiyorsun? Neden? Tamam hadi. Neden gitti şimdi? Tamam Duru hadi gidiyoruz. Hadi. Hayır gitmeyeceğim ya. Sinan? Ne oldu? Bu kadar güzelsin ki... Sana bakarken tamam diyorum yani benim hayatımın anlamı buymuş. Zeynep'i seyretmek. Aylarca seyretmişsin beni uyurken. Sıkılmadın mı daha? Hayır. O zaman da sıkılmadım. Sen uyurken sana hep bugünlerden bahsettim. Beraber geçireceğimiz günlerden. Evet diyeceğimi biliyordun yani. Yani bir şekilde ikna ederim diye düşünüyordum. Pardon. Efendim Serap Hanım. Ne?
Durumu? Tamam, tamam. Soğuttuğumuz kahvenizi arkadaşlar yenisini yapsın mı? Hayır. Ayrılmak istemiyorum ben. Peki. Anne. Vay canım. Bakayım sana, iyi misin? Bilmiyorum abla. Çok özür dilerim. Niye özür diliyorsun? Özür dilerim. Çok biz size eğlendiğini duyunca kızık ondan geldik yani. Başka bir şey yok. Ya tabii, inandım ben de. Hadi iç kahve. Çok teşekkürler. Rica ederim, ne demek. Hepimiz genç olduk. Hem bir şey yapmadı ki. Ben sizi tanıdığım için haber vermek istedim sadece. Eşim Zeynep. Öyle mi? Çok memnun oldum. Ben de öyle. Hadi gidelim. Tamam. Hadi bakalım. Yine tutun beklerim. Geliriz. Görüşmek üzere. Tutun bana. Ben de sizin gibi olmak istiyorum abla. Ben de sizin kadar mutlu olmak istiyorum. Çok mutlusunuz. Ben niye olamıyorum? Olacaksın Midem. Ben de olayım. Olacaksın, çok mutlu olacaksın. Bak şimdi uyuyacaksın. Ama her uyandığımda mutsuz oluyorum ben. Yok, yarın çok güzel bir gün olacak. Çok güzel. İnşallah olsun. Olmuyor ama. Olacak. Sen çok iyi bir adamsın Sinan abi. Biliyor musun bunu? Öyle mi diyorsun? Hı hı. Sen şimdi ben sarhoşum diye beni ciddiye almıyorsun ama... ablam doğru adamı seçti. Aferin ablam. Bravo. İyi ki Ali'yi seçmedin. Ali, Sinan... herkes seni çok seviyor abla, biliyor musun? Ama sen en iyisini seçtin. Çoktan seçmeli, sınavı geçtin abla. Yat bir tanem, çok sarhoşsun. Ne dediğini bilmiyorsun şu an. Yatayım değil mi abla? Belki rüyamda mutlu olurum. Hadi biz de yatalım artık. Doğru söylüyor, biliyorsun değil mi? Ali hala sana karşı bir şeyler hissediyor. Bu konuda konuşmak istemiyorum. Ben de. Hatta böyle bir konumuz olması bile sinirlerimi bozmaya yetiyor. Duru bu gece sarhoş Sinan. Sarhoş birinin kelimelerine takılıp birbirimizi kıracak değiliz, değil mi? Ben yatıyorum. Günaydın anne. Günaydın Gönül. Yumurtan da haşlanıyor, gel. Aa, tek tabak koymuşsun. Ben yemeyeceğim anne, sonra yerim. İçin mi almıyor? Ha, ne oldu? Hasta mısın yoksa? Değilim anne, iyiyim iyiyim, otur otur sen. Hasta da olsan böyle dersin. Ağzım hürlü mübarek. Yok anneciğim, iyiyim iyiyim, ilaçlarımı da içtim. Peki o zaman neden bütün gece uyumadın? Ya uyudum. Ağzında yalan da durmuyor. Dönüp durdun bütün gece. Gıcır gıcır öttü kar yola. Yok anneciğim, uyudum uyudum. Senin bir derdin var ha?
torununla mı ilgili? Günaydın. Günaydın. Nereden? Poğaça. Zeynep. Ha. Ben bir hata yaptım. Gittim dünyanın en güzel kadınıyla evlendim. Yani dolayısıyla işim biraz zor. Dün gece biraz saçmaladım. Bir daha saçmalamayacağım söz. Tamam hadi. Hazırlayın masayı da poğaçalar soğumadan yiyin. Benim başka bir önerim var. Acaba önce masaya kaç kişi oturacağımızı öğrensek mi? Nasıl? Ne diyorsun Gönül? Ölmeden mezara koymuş o kadını Sabi'yi. Yatacak yeri yok bu cahil denen karının. Aslında onu anlıyorum anne. Zeynep'i korumak için yaptı. Haklı. Hatta bana ne yapsaydım, Zeynep ölseydi daha mı iyiydi dedi. İşine ne geliyorsa o öyle diyor. Bu muymuş korumak? Karı kumrucuk yavrusu. Masum taklidi yapıyor Aspam. Ölmemişe öldü demek. Olacak iş mi bu? Ay Zeynep'im günlerce gidip o mezarın başında ağladı durdu. Bunun günahı çok büyük. Hem o tüyü çıkmamış garibana hem de torunuma. Büyük hak geçti. Bak Gönül. Sen gidip söyleyeceksin. Başka çare yok. Anne, dilim ucuna kaç kere geldi. Ama söyleyemedim. Söyleyemiyorum anne. Zeynep'in düzenini bozacağım diye çok korkuyorum. Yoksa bu benim üstümde çok büyük bir yük. Boşuna bahane bulma kendine. Bildin madem, bu senin de vazifen. Söyle çocuğa. Nasıl söyleyeyim anne? Yüzüne bakıp nasıl söyleyeyim? Gelsin buraya sen söyle o zaman. Nasıl söyleyeceğim yüzüne bakıp? Anne söyleyemiyorum. O zaman kocasına söyle. Kızın yüzüne diyemiyorsun madem. Evinin direğine de. Hı? Of. Evet, zaman doldu. Negatif. Maceramız buraya kadarmış. Ha, üzüldün sen. Bir şey değil mi? Yani şu kadarcığı bile. Küçücük bir ihtimal bile insanı titretmeye yetiyor. Bugüne kadar çok adamla yüz yüze geldim. Katille, psikopatla. Ama hiçbiri beni bu kadar titretmemişti. Artık gelecekte kim gelecekse, kız mı oğlan mı bilmiyorum. Ama yurttan gelecek ablasını bekliyor bence. Yani? Yani o evde üç kişi olmazsanız olmaz diyor. Bakmam lazım. Efendim Haluk. Ha tamam. Bir dakika bilgisayarın başına gideyim. Evet.